Merhaba değerli Lider TV izleyicileri. Allah'a hamd, Resulullah'a salat, selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Antalya İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunmaya çalıştığımız bir huzur saati programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta misafir hocamız Antalya İl Müftü Yardımcımız Osman Demirer hocamız. Değerli hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta İl Müftü Yardımcımız Osman Demirer hocamızla dünyevileşme konusunu gündemimize alacağız. Bu konu üzerinde inşallah bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Evet, değerli hocam, isterseniz dünyevileşme nedir, mahiyeti nedir, ne anlamalıyız? Hep duyarız, telaffuz ederiz, kullanırız da herhalde biraz daha derinlemesine incelememiz gerekiyor bu kavramı. Ne dersiniz? Evet. Dünyevileşme, dini inanç, değer ve davranışların insan hayatından uzaklaştırılması anlamına geliyor. Yüce Yaratıcı'nın hatırdan çıkarılması ve dünyevi menfaatlerimize göre hayatımızı, davranışlarımızı, yaşamamızı şekillendirmemiz, bunlara göre hayatımızı yönlendirmemiz anlamına gelmekte. Hı hı. Dinimiz İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen dinamik bir din. Yani iman ettim demekle bizler bırakılmıyoruz. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar çerçevesinde yaşamamıza yön vermemiz, ona kulluk ve diğer davranışlarımız hususunda onun gösterdiği nizam üzere yaşamamız gerekiyor Müslümanlar olarak. Bu böyle değil de işte başka tür davranışlar ortaya koymamıza sebep olan dünyevi menfaatlerimize göre, dünyevi istek ve arzularımıza göre, heva ve hevesimize göre yaşamımızı şekillendirmemiz, dünyevileşmemiz anlamına gelmekte. Şöyle de diyebilir miyiz? Yani dine rağmen sadece dünyayla sınırlı görmek hayatı. Tabii o da bir nevi değil mi? Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani o zaman insanoğlu bütün her şeyin dünyada olup bitenle sınırlı olduğuna kendisini inandırırsa, şimdi sadece bu dünyadan olup bitti diye düşünmemiz zaten Müslüman itikadıyla bağdaşmaz. Hı hı. Ama Müslümanların da dünyevileşmesi söz konusu. Hı. Yani o bir basamağı. Bu, evet. Tabii. Yani sadece kafirler değil, sadece ahirete inanmayanlar değil, Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inanan insanların da dünyevileşmesi ve bir takım sorumluluklarından gaflette olmaları söz konusu. Hmm. İşte dünyevileşme bu bağlamda cereyan ediyor. O zaman dünyevileşmenin çeşitleri var, şekilleri tabii, var, öyle evet, mi? Onları evet. Biraz sonra... İnşallah. Kıymetli hocam, peki edelim. Bizi dünyevileşmeye sevk eden, daha doğrusu bizi dünyevileşme noktasında gaflete sürükleyen şeyler neler yani? Neden dünyevileşiyoruz? Korkularımız var, isteklerimiz var. Bu isteklerimize ulaşma noktasındaki duygularımız bunu tetikleyebiliyor. İhtiraslar bunu daha da hızlandırabiliyor. Zaman geliyor, işte dünyadan mal, şöhret ve hükümranlık gibi istemlerimiz önü alınamaz, frenleyemez duygularla cereyan ettiği zaman biz hukuk dinlemiyoruz, ahlak dinlemiyoruz, dini kaideleri ihlal edip geçebiliyoruz. İşte şeytana uyma, dünyaya gönderilme sebebini unutma, itikadın, imanın zayıf olması neticesinde bunlar cereyan ediyor. Dünyevileşme gerçekleşiyor. Hı hı. Ve nasıl şekilde oluyor derseniz, evet. Yani öncelikle biraz önceki bahsettiğimiz hayatı sadece bu dünya yaşamından olup bitecek diye düşünenler var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar izah ediliyor. İşte Câsiye suresi 24. ayet-i kerimede geçer ya, bu tür insanlar bu dünyada yaşadığımız hayattan başka bir hayat yoktur. Bizler dünyaya geliriz, yaşarız ve ölür gideriz. Yani doğumla ölüm arasına sığdırmak gibi bir şey. Evet. Doğumla ölüm arasına. Yaşam bundan ibarettir. Hmm. Böyle bir düşünceyi bir takım normlar, bir takım duygular, bir takım itikat sınırlayabilir. Böyle bir şey yoksa, yani ahirete iman yoksa, Allah'a iman yoksa, dünyevi ihtiraslar, dünyevi istekler, arzular, korkular kişinin yaşamına yön verir. Bu kişi resmen artık en katı anlamda dünyevileşmiş olur.
onları frenleyecek bir şey yoktur. Onlar bu konuda herhangi bir delile veya güvenilir bilgiye sahip değillerdir diyor ayet-i kerimede. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عَلِمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Zanlarına göre davranıyorlar. Halbuki artık din, iman herhangi bir şey yok bunlar. Kafir olmuşlardır. Bunlar bu şekilde dünyevileşmişlerdir. İkinci olarak da ikinci grup ise bir Allah'a inanıyor ya da Tanrı'ya inanıyor. İkinci bir alemin olabileceğini de düşünüyor. Tamam onlar da vardır. Ama tam emin değiller. Emin değilmiş gibi davranıyorlar. Yaşamları bu itikatları yaşamlarına yön vermiyor. Çünkü şüpheyle bakıyorlar. Şüphe var. Yani agnostikler, ne bileyim deizm gibi. Deistler gibi insanların durumu bu şekilde. Bir de asıl bizim durumumuza gelelim. Biz yanlış yapabilir Müslümanlar olarak. İnsan nüsyan ile mamuldür. Zaman gelir, yanılır, yanlış yapar, kırar, kırılır neyse. İşte öbür aleme, oradaki hesaba, kitaba ve bunun gibi itikadi şeylere inandığı halde o dünyaya hazırlanmak için hiçbir şey yapmayıp bu dünyayı canını arzuladığı gibi davranan insanlar var. Lüks yaşam peşinde, zevki sefa peşinde. Gaflet diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Gafletin ileri boyutu. Evet. Yani bayağı ileri boyutu. Bunlar inanıyorlar ama sanki inandıkları da biraz önceki şüphe durumlarda inanıyorlar. Müslümanız diyorlar ama sanki inanmamış gibi davranıyorlar. Ahiret yokmuş gibi davranıyorlar. Bir dünyaya geliş amacımız var değil mi? Nereden geldiğimizi biliyoruz. Geldiğimizdeki sorumluluğumuzu biliyoruz. Bir imtihan için yaratıldık. Bu verilen nimetler, dünya bizim imtihanımız için yaratılmış. Ve gideceğimiz yer de var. Gideceğimiz yerde neyle karşılaşacağız? Bunlara hep iman ediyoruz. اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ diyoruz yani. Vel yevmil ahir, ahiret günü. Orada haşır var, neşir var değil mi? Hesap kitap var. Ama onlar yokmuş gibi davranıyoruz. Bu grupta bu şekilde. Evet. Bunlar da dünyevileşiyorlar. Dünyevileşmişler. Yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki ayet-i kerime Şuara suresinde geçer. 119. ayet-i kerime. وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Sanki ebediyen kalacakmış gibi, bu dünyada ebediyen yaşayacakmış gibi kaşaneler yapıyorsunuz diye ikaz ediyor Müslümanları, iman eden kişileri. Hazreti Hud'un ashabını bu şekilde uyarmış Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor bunu. Dördüncü grupta ise Bilal Hocam, imanı tam, asgari düzeyde farzları yapıyor. Büyük günahlardan mümkün olduğunca sakınmaya çalışıyor. Bununla birlikte bunun en büyük derdi dünya oluyor. Çabası dünya oluyor. Gayesi dünya oluyor. Farzlar yapılıyor. Bak, farzlar yapılıyor. Asgari düzeyde eda ediliyor. Günahlardan da sakınıyor ama hedef dünya. Bu kişinin kurtulma ümidi çok. Allah'ın izniyle çok. Bizim grubumuzdaki insanlar diyebiliriz. Ama toparlanmamız lazım. Allah'ın emirleri doğrultusunda kendi yaşamımıza yön vermemiz lazım. Ne için yaratıldığımızı biliyoruz. Gideceğimiz yerle ilgili bilgilerimiz var. Elimizden geldiği kadar kulluğumuzu eda etmeye çalışıyoruz ama dünyevi bir takım isteklerimiz de var, endişelerimiz de var. Bunlara kaptırıveriyoruz kendimizi. Bazı sorumluluklarımızı ihmal edebiliyoruz. Ya da onları elde etme noktasında bazen nizami bir yolda ilerlemek varken gayrimeşru yollara sapabiliyoruz. Hak hukuk çiğneyebiliyoruz, Allah muhafaza buyursun. Tam bizimle ilgili hususlar burada dikkat etmemiz, kendimizi toparlamamız gerekiyor. Eyvallah. Şimdi kıymetli hocam, siz dinlerken aklıma geldi. Bir arabesk şarkıda son durak kara toprak diye bitiriyor şarkıyı. Halbuki bizim inancımıza göre ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam, cennette başlayan ve imtihan için devam eden bu süreçte 360 derecelik turu tamamlamanın yine cennette bitmesi gerekiyor değil mi? Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kabir ahiret durakların ilkidir diyor. Evet. Yani orası son durak falan değil. Kesinlikle. Şimdi ahiret inancımız demek ki bizim dünyevileşmemizin sanki panzehiri gibi. Aynen. Oradaki o hastalığın tedavisi ancak. Yani zaten biraz sonra geleceğiz. Kur'an-ı Kerim'in irşadı var. Bizi dünyevileşmeden alıkoyacak bir takım öğütler var. Onlardan birisi de ahiret inancı. Ahiret mutluluğunu istiyorsak, yani hayatı bu dünyadan ibaret düşünmeyip hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini istiyorsak, kendimizi koruyabileceğimiz en büyük, bizi otokontrolümüzü sağlam tutan dinamiklerden birisi ahiret inancı. Ahiret saadetini de
istememiz, ona talip olmamız. Eyvallah. Peki kıymetli hocam, bizi buna sevk eden sebepler neler? Yani isterseniz biraz oraya dikkat çekelim. Evet. Görürseniz. Tabii ki. İnsanı dünyevileşmeye götüren şeyler. Evet. Bu konu üzerinde konuşacağız. İşte başta dünya sevgisi. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin de anasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Dünya sevgisi. Dünyayı gereğinden, haddinden fazla sevmek. Yani asıl bizi uçuruma götürecek olan, yardan düşürecek olan, Allah'ın rızasından kaçıracak olan en büyük şey bu. Her şeyin aşırısı zarar dediğimiz tabii, hadiseye benziyor değil mi? Dünya kıymetli, dünya değerli. Dünya bize bir fırsat olarak verilmiş. O fırsat cenneti kazanma fırsatı, Allah'ın rızasına ulaşma fırsatı. Yani bu fırsat verilmeyebilirdi. Bu fırsat verilmiş en büyük nimetlerden birisine haiz olmuşuz. Şimdi o fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyayı güzel kullanmamız gerekiyor. Yani hayırlarımızı, hasenatımızı, güzelliklerimizi yapabilmemiz için dünyadaki bir takım konum fırsatlar var. Yani işte zengin olmak, makam sahibi olmak, yetki sahibi olmak, bir iş başarabilmek, becerebilmek bu dünyada mümkün. Bunları kullanabilmemiz için de dünya önemli. Dünyayı göz ardı edelim, dünyaya değer vermeyelim demiyoruz. Öyle bir şey ahiret yok. Ahiret kazanma yeri. Yani burası bir amaç değil. Dünya, dünya nimetleri, dünyanın metaı bir amaç değil, bir araç olmalı bizler açısından. Bizim açımızdan. Bugünkü görevimiz, bugünkü var ol, bizim için Allah'ın lütfu olan nimetler. Evladımız olur, işimiz olur, başka becerilerimiz olur. Allah'ın verdiği kabiliyetler vardır. Konuşabiliyoruz, düşünebiliyoruz, akıl yürütebiliyoruz. Bazılarımız İlim adamı yazar, çizer değil mi? Farklı becerileri vardır, başarıları vardır. Birisi film yapar, birisi kitap yazar, birisi mühendislik yapar, bir şeyler üretir insan menfaatine, kamu menfaatine. Yani bunlar bizim için birer fırsat. Bunları dünyaya gelmişiz, dünyada bu nimetler, imkanlar bize verilmiş, bunları çalıştırmamız lazım. Bunlarla ilgili göz ardı edeceğimiz bir şey değil. Burada bunlar asıl hedef değil, bunlar Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için, ebedi saadete ulaşabilmemiz için bize fırsat olarak verilmiş şeyler. Bunlarla ilgili imtihan oluyoruz, bunu unutmayacağız. Eyvallah. Bu daima göz önünde bulundurulacak gelen ana tema. Ana tema olmalı. Dünya cazip ama yani bununla beraber Allah-u Teala bizi öyle yaratmış ki gönlümüze o sevgiyi vermiş. Sevdirildi diyor değil yani mi? Yani sevdirildi, güzel gösterildi. İşte evet. Züyüne linnesi diye devam eden evet. ayet-i kerime hubbü şehaveti. İşte kadınlara olsun, mal mülke olsun, atlara olsun, koyunlara olsun, keçilere olsun, her neyse yani bugünkü altına gümüşe, altına gümüşe vesaire. Ayet-i kerime bunları o günkü insanın bağlamında ve bugün de geçerli evrensel ilkeler doğrultusunda. Bizi yaratan, bizi bizden iyi bilen Rabbimiz evet. bizim psikolojimizi bize biliyor. Hatırlatıyor tekrar. Evet. Bunlar insanoğluna güzel gösterildi. Bunlar en güzel gösterildi ama bunlar güzel, tamam, çekici ama asıl güzellik Allah katındadır diyor ayet-i kerimenin sonunda. Yani orayı o şekilde onu unutma diyor yani onu unutma. O Allah katında olan, Allah'ın size verecek olduğu mükafat, bu nimetleri güzel değerlendirdiğiniz takdirde Allah'ın size vaat ettiği o nimetler daha da değerlidir. Dolayısıyla size bu nimetler verilmekle beraber, bunlar güzel gösterilmekle beraber bu nimetleri onun rızası doğrultusunda kullanabilmeniz için size imkan da verildi, kabiliyet de verildi. Yani siz o şehvetinizin esiri değilsiniz. Onu kontrol edebilecek mekanizma var sizde. Donanım olarak? Donanım olarak uygun. Bir eksiklik yok yani. Aklı başında düşünürsen, düzgün değerlendirirsen bunları kullanıp sen Allah'ın rızasına ulaşabilirsin. Ama bunları hedef olarak belirleyip Allah katında bekleyeni göz ardı edersen, ahireti ihmal edersen gider varırsın. Yani uçuruma yuvarlanırsın. Allah muhafaza. Allah muhafaza eylesin. Ve ma hazihil hayatü dünya illa lehu vel ib. Yani ikaz ediyor, bize hatırlatıyor Allah-u Teala. Peygamberine indirdiği vahiy, onun tebliğ ettiği din bize bütün bunları gösteriyor. Bu dünya bir oyun, bir eğlencedir. Unutmayın bu hedef olmasın. Asla sizin temel amacınız olmasın. Sizin asıl amacınız Allah'ın rızası olsun, ebedi hayat olsun diye bizlere yeniden ayet-i kerimeler ikaz etmiş, uyarmış. Yani bu ayet-i kerimelerin Allah-u Teala tarafından biz insanlara ulaştırması ya bilmiyorduk, bilseydik, işte dikkat ederdik gibi bir bahaneyi de devre dışı bırakıyor. Evet. Evet. İnsanoğlunun zafiyetlerini Peygamber Efendimiz izah etmiş. Yani insanoğlu işte eğer bir vade dolusu altını olsa ikincisini ister, ikincisi olsa üçüncüsünü aynen. ister. Onun gözünü toprak doyurur.
Ama hadisin sonunda diyor ki, her ne kadar günah da işlese tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder diyor. Eyvallah. Yani bu bizim fıtratımızda var. O sevgiler, daha fazla ya daha fazla mala sahip olma isteği var. Ama tövbe kapısı da açık. Yani zaman zaman yanlışa düşebilirsin, toparla kendini. Ya sorun zaaflarımızın... Allah tövbenin tövbesini kabul eder. Onu da unutma. Eyvallah. Yani sorun zaaflarımızın olması değil, tekrar hakkı hakikate, Allah'ın rızasına dönebilmek, toparlayabilmek. Tabii. Eyvallah. İnsan robotik bir varlık değil. Hı hı. Bir melek değil. Yani insanoğlunda ruhumuza koymuş o, birisinde farklı duygular, birisinde farklı duygular, başka birinde farklı duygular vardır, hı-hı, öne çıkar. Hı-hı. Herkesin imtihanı da farklıdır. Birisi, aynen, kadınla, birisi malla, birisi parayla, birisi makamla, neyse. Bir şekilde zafiyetlerimiz vardır. Onları kontrol edebileceğimiz donanım da bize verilmiştir. Yani burada ben böyle yaratılmışım, yapacak bir şey yok diye bir durum söz konusu değil. Kadercilik söz konusu değil yani. Eyvallah. Biz imtihan için gelmişiz ve bununla ilgili olarak imtihan oluyoruz. İhtiras, evet, hırs, tamah, yani tamahkarlık ya bir dersimizin de bir bağlamı. Yani Peygamber Efendimiz uyarıyor bizi. Yani hırs, şiddetli istek, açgözlülük, kendine verilenle yetinmemek, daha fazlasını istemek, hatta başkasının malına göz dikmek, oraya kadar götürüyor insanı. Maalesef. Maalesef götürüyor. Bunlardan Peygamber Efendimiz her birimizi sakındırmış, uyarmış, böylelerinin dünyası ve ahireti hüsrana uğrar demiş. Yine diyor ki Peygamber Efendimiz, kişinin kalbi ihtiyarlar, kişi ihtiyarlar ama onun mala olan sevgisi ve daha uzun yaşamaya olan hırsı gençleşir. Hmm. Kişi ihtiyarlarken bunlara olan hırsı artar. Yani böyle bir insanın yapısı var. Ama bu yapısına rağmen uğraşabilen, mücadele eden, kendi nefsiyle mücadele eden insanlar Allah'ın izniyle başarılı olacaktır. Mala olan ve makama olan hırslar. Öyle diyorlar ki, mal makam için sarf edilir ama mal için makam sarf edilmez. Makam hırsı, makam ihtirası daha da tehlikelidir. Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçiyor, hani iki aç kurdu sürüye salarsın, onlar sürüye nasıl zarar verir? İhtiraslı, mala ve makama hırsıyla davranan bir insanın dinine verdiği zarar, o iki aç kurdun sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Maalesef. Dolayısıyla işte o hak etmediğin bir makama geçmek için yapılacak olan entrikalar, komplolar, her neyse, yani gayri nizami işlemler, zarar verir. Hepimize zarar verir. Topluma zarar verir. Kuruma zarar verir. Neyse. O kişinin kendisine de zarar verir. Zarar verir. Herhalde yukarıda zarar verir. Bugün, eyvallah, için kazanmış gibi görülen şeyler ahiret bağlamında ya da dünyanın 10 senede 5 senede görebiliyoruz birçok şeyin. Bugün güzel görünen, kudretli görünen kişilerin akıbetlerini gördük. Evet, yaşamımız, evet, bayağı olmuş. Ben 50 yaşına gelmişim. Allah hayır ömür versin. Eyvallah. Yani çok şeyleri görmüşüz. Kıymetli hocam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde hırs göstermek hasret kalmaya sebeptir diyor. Günümüzdeki insanları çoğunda şu ifadeyi duyuyoruz. Bir şeyi ne kadar çok arzu edersen o senin için imtihan sebebi oluyor. Yani bir şeyin üzerine ne kadar çok böyle ehemmiyet verirsen. Herhalde bu hırs konusu günümüzün en çok yaygın başlıklarından birisi. Hani göz görür, gönül ister misali, herkes bir diğerinde gördüğünü birçok insan da görmeye başlayınca kendisinde de olsun istiyor. Bu sefer borç batağına falan saplanıyor. Evet, aynı Allah korusun. Hayırlı olan istemek lazım. Eyvallah. Hayırlısını Allah'tan talep etmek lazım. Yani istiyor, hani bizim daha çok bürokrasideyiz ya, birileri, evet, bir yere gitmek istiyor ve gidiyor. Bakıyorsun orada farklı bir felaketle karşılaşmış. Keşke gitmeseydi diyoruz. Evet. Kendisi gitmemeyi, evet, arzuluyor. Allah hayırlı olanı nasip eylesin. Amin. O bizi bizden daha iyi biliyor. Yani, eyvallah, biz sadece bir pencereden bakıyoruz. O bütün yönleriyle olayları bilen, bizi yaratan ve bizim hayrımızı isteyen Rabbimiz. Onun takdir buyurduğu, kaderimizde lütfettiği şeyler bizim için hayırdır. Öyle düşünelim. Ve onun da bir imtihanı olduğunu, verilenin, verilmeyenin, mahrum bırakılan şeyler var. Fazla verilen şeyler var. Onların da bir imtihanına tabi tutulduğumuzu düşünelim. Şükredelim, hamd edelim. Eyvallah. Hatta şu ifade aklıma geldi. Hayırlıysa beri, hayırsızsa öte derler. Evet, öyle. Güzel olan bir, evet, ifade. Güzel olan. Yine birkaç, evet, husus daha var, evet, Bilal hocam. Ahiret bilincindeki zafiyetlerimiz.
Yani neler buraya sürükler, kişileri neler dünyevileştirir? Evet. Ahiret inancındaki zafiyet. Biraz önceki bahsettiğimiz evet. ayetlerde geçmişti. Bunlar var. Ebedilik arzusu var. Ebedi yaşama arzusu. Öyle düşünüyor. Yani hayat bu dünyadan ibaret ve burada ne kadar kalabilirse ve o kaldığı süre içerisinde ne kadar huzura, hazza, mutluluğa ulaşabilirse bu düşünce mantalitesindeki kişiler tam dünyevileşmeyi yaşıyorlar. İşte veylül likül hümezeti lümeze. İnsanlarla alay eden, insanlara el, göz, kaş, göz işaretleriyle ya da hakaret etmek suretiyle inciten kişiler, o vay diye başlayan ayet-i kerime işte ne yapıyor? Veylül likül hümezeti lümeze ellezi cema'a me'len ve addede. Mal biriktirdi, biriktirdi ve saydı. Sonra yahsebe enne me'lehu ahlede. O hesap etti ki biriktirdiği mallar kendisini ebedi kılacak zannetti. Ebediyen yaşayacağını zannetti. Ebediyen yaşayacakmış gibi o malları arkasına alarak, o mallardan güç alarak haksızlıklarını daha da arttırdı, zulmetti, haksızlık yaptı vesaire. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza. Yani bu duygular kişiyi dünyevileştiriyor. İstina, kendisini yeterli görme konusu. Bu dünya geçici. Kimseye muhtaç hissetmeme, kendi kendine yetme. Kimseye muhtaç değil. Yani evet. Bir yere kadar gelmiş, bir makama kadar ulaşmış, bazı mal varlığı belli bir yere ulaşmış, artık kimseye muhtaç değil. Allah'a da ihtiyacı yokmuş gibi davranıp dünyevileşebiliyor Allah-u Teala. Muhafaza buyursun. Amin. Ebu Cehil'in de yani isyanına ulaşan ve Peygamber Efendimiz'e o hakarete kadar götüren konu oydu yani. Hani İkra suresinin o ikinci bölümünde geliyor ya, ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Hı hı. Kelle innel insane leyadga en ra'e hüstane inne ila rabbike rucu'a. İstimna dediğimiz evet. hadise. Hüstane'yi gördü. Yani benim bu kadar mal varlığım var. Bu kadar arkamda akrabalarım, benim destekçilerim var. Senin bir şeyin yok. Tarzında hı. gitti ve Kabe'de ibadet eden, namaz kılan Peygamber Efendimiz'e hakaretler etti. Beklenmedik çirkinlikler yaptı. Evet, nihayetinde cimrilik, bu cimri davranma, cimrilik kişiyi de dünyevileştiren hususlardan birisi Sinan Hocam. Peki hocam, şimdi hani ahiret bilincinde zafiyet dedik, ebedilik arzusu, yani tabii insan ahiret yolunun yolcusu olduğunu unutunca kendisini bu ülfet dediğimiz, bu yaşadığı ortama alışma dediğimiz bir hadise var. İnsan evet. buraya kaptırıyor yani. Hayatın akışı bir de her geçen gün teknoloji veya teknolojinin neticesinde ulaştığımız cihazlar, aletler, vasıtalar arttıkça işimiz kolaylaşmıyor. Bilakis iş yükümüz artıyor. Abi. Bizi sürüyor, böyle önüne katıp sürüklüyor tabir caizse. Yani ne ara akşam oldu, ne ara hafta bitti, ne ara işte bu yaşa geldik falan gibi insan yani o kadar zamanın hızla akıp gittiğini fark edemiyor bile. Şimdi ahireti hatırlamayacak kadar, hatırlayamayacak kadar bir zihin meşguliyeti altında. Şimdi bunun muhakkak bir tezahürleri var. Müşahhas, somut tezahürleri var. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Kur'an-ı Kerim gerek Peygamber Efendimiz ve sahabe, gerekse önceki kavimlerden misaller veriyor. Örnekler almamız, ibretler almamız için bizleri uyarıyor. Söz konusu misallerde yaşanan olayların failleri ikaz ediliyor. Sonradan gelecek olanlara ders almaları salık veriliyor. Tabii o dönem yaşanmış bitmiş değil. Yani bizi işte, o sosyolojinin kıyamete kadar Karun'dan bahseder. Tekrar değil mi? Firavun'dan evet, bahseder, evet. Haman'dan bahseder. Onlara uyan yarım akıllı insanlardan bahseder. Onların karşısında duran erdemli insanlardan bahseder. İşte sen tarafını seç. Ya isim değişse konu değişmiyor. Tabii, değişmiyor. Sahne değişiyor, değişmiyor. İsim değişiyor, konu Muhammed değişmiyor. Muhammed ümmeti, siz onların düştüğü yanlışlara düşmeyin. Onların dünyevileşmesi gibi dünyevileşmeyin. Neticeleri bu oldu, siz o duruma düşmeyin diyor aslında bize. Hı hı. Ama maalesef devam ediyor. Biz de bu hayatın keşmekeşi o düşüncelerden bizi uzaklaştırabiliyor. Hı hı. Zevk ve sefa tutkusu. Yani uzaklaştırmamış değil mi? Önceki milletlerden misaller veriyor. Hatta Yüce Rabbimiz küfürde birleşen tek bir millet olmaları endişesi olmasaydı onların kapılarını, kubbelerini altından yapardık. Aynen. Tavanları altından yapardık, gümüşten yapardık. Yani Allah mahrum bırakıyor. Bizim
lehimize, bizi rahmet ettiği için, merhamet ettiği için zevkten, sefadan mahrum bırakmış bizi. Bazılarımız yaşıyor, bazılarımız da yaşamıyor, ulaşamıyor ona. Bu bir imtihan. Ama bu duygu var, zevk ve sefa tutkusu var. Dünyevileşmenin somut tezahürlerinden birisi. Hı hı. Yaşanılan hayatı öne alma, doyuma erme, bedeni hazzı ve şehevi arzuları tatmin etme. İşte modern insanın açmazlarından birisi bu. Giydiğimiz elbiselerden yediğimiz yemeklere varıncaya kadar, aldığımız ev eşyalarına varıncaya kadar bunları görebiliyoruz maalesef. Artan evet. dünyevileşme olgusuyla birlikte insan dünya hayatını doyum, zevk ve sefa sürme biçiminde algılamış, dünyaya ait her hazzı tadınca yaşamın gereğini yerine getirmiş olduğunu zannediyor. Ve habire yürüyor artık, o yolda yürüyor. Eskimeden yenisini alma. Hani demode, deforme olması neyse ne demode olup gidiyor. Yeni aslında kullanılabilir ama bu herkes böyle deniyor yani. Herkes böyle, o da böyle, bu da böyle. Toplumlar gidiyor böylelikle. Hani bir tüketim toplumu olmuşuz. Maalesef. Bir tüketim toplumu olmuşuz. Yaşadığımız birçok krizin sebebi de bu belki. Üretimden çok tüketme. Bir evet. türlü o karşılık şey yapamadık. O yani denge bozuluyor. Dengeleyemedik. Yani denge ihracat, evet. ithalat dengesini yakalayamadık. Bu yüzyıllardır böyle neredeyse. Neden? Üretime değil de tüketime yönelik daha fazla ihtiraslarımızın esiri olmuşuz. Onlara gem vuramıyoruz. Maalesef. Maalesef. İşte tarihte helak olan Ad kavmi, Seyud kavmi gibi birbirine yakın felaketlerle zevkin, sefanın mazhar oldukları yığın yığın nimetleri, her türlü rehaveti tadan milletler herkesle alay ediyorlardı. Kendilerini uyaran peygamberleri, erdemli insanlarla da alay ettiler. Gelen yağmuru rahmet zannettiler. Geliyor, rahmet yağacak yine üzerimize dediler. Halbuki helak oldular, gittiler. Artık bugün o helaklar yok, toplu helak yok. Ama öyle ya da böyle bu acıyı, bu sıkıntıları bizzat yaşamımızda yaşamak suretiyle biz de helak olup gidiyoruz aslında. Toplu helak yapmıyor ama Allah-u Teala kuralını koymuş ve ilan etmiş. Yani lüks neden gelir? Paylaşmamaktan gelir. Birileri lüks içerisinde, birileri sefalet içerisindeki topluma Allah rahmet nazarıyla, merhamet lütfuyla bakmıyor. Evet. Yani maalesef. Maalesef doğru. böyle. Yani birileri gerçekten lüks içerisinde, lüks peşinde ızdıraplar yaşıyor. Onlar da mutlu değil aslında. Birileri de sefalet içerisinde. Hiç huzur yok değil mi? Yok, güya zengin, yok. Güya yani işte dünya lüks öyle ya da yaşıyor, böyle geçecek güzel. Aslında. Birileri lüks içerisinde geçiriyor ama huzurlu değil, mutlu değil. Diğeri de sefalet içerisinde geçiriyor. Belki ondan daha mutlu. Ama asıl bildiğimiz nedir? Ahirette bunu göreceğiz yani. Ahiretteki ebedi yaşam ne bekliyor bunu göreceğiz. Peki kıymetli hocam, bu zevk ve sefa tutkusu insanın ahirete olan inancının işte zafiyetiyle birleşirse zamanla artık bu kulluk vazifesini de gereksiz görmeye başlamaz mı? Yani artık ibadet hayatı falan. Peşinden hemen. Değil mi? Evet, yani lüks içerisinde yaşayan bir insan İster istemez yaşamı kendine yön vermeye başlıyor. Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Hani o yaşama Allah-u Teala izin vermiyor. Vermemiş. Peygamber Efendimiz bunu Müslümana yakıştıramıyor böyle bir durumu. Müslüman toplumlara yakıştıramıyor. Bu böyle devam edemez. Ama yaşıyorsa ne o legal hale gelecek. O ruhunda o barışı sağlayabilmesi için onu güzel görmeye başlıyor. Hoş görmeye başlıyor. Halbuki yanlış o. Evet. Dolayısıyla kanıksıyor, kulluğunu yapmıyor, zekattan, sadakadan tutuverde, namazla ilgili ya da diğer Allah'a yapacak olduğu kulluklarla ilgili ihmalleri kendisini gösteriyor o dünyevileşme yaşamında. Yani Allah'a inanıyorum ama işte namaz kılamıyorum, ne yalan söyleyeyim, şimdi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayalım gibi cümleler kuruyor maalesef. İnsanlar. Hani şimdi Allah inancı aslında bir bütün. Madem Allah'a inanıyorsak, Allah'ın bizden beklentisinin ne olduğunu bir kere göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü kulluk için yarattım diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklamış. İmtihan için yarattım. Meryem suresinde evet. izah ediliyor. Bakın. Evet. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةَ derken o güzel insanların arkasında öyle nesiller geldi ki ilk olarak namazlarını zayi ettiler. Namazlarını kılmaz oldular diyor. Evet. Eda'us salate. Namazlarını kılma duyarlılığını kaybettiler. Ve tebeu şehevet. Şehvetlerine tabi oldular.
Namazı bıraktılar. Artık şehvetlerinin peşinden ne istiyorlarsa artık. O lüks dedik, refah dedik, konfor dedik neyse onların peşinden israfa yönelik bir harcama devam etti gitti. Bunun sonucu olarak arzu ve heveslerinin peşinlerine takıldılar. Ve bu büyük peygamberlerin mirasını hoydatça tahrip ettiler. Fesedde yelgavne gayye diyor ayet-i kerimenin neticesinde. Bu yüzden ileride sapkınlıklarının cezasını çekecekler. Allah muhafaza. Allah muhafaza eylesin. Yani buradan demek ki hocam bu ayet-i kerimeden şunu da aslında öğrenmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim sadece namaz, oruç, abdest, zekatı bahseden değil, aynı zamanda bizim psikolojimizi, toplum olarak sosyolojimizi, nelere zaafımız var, o girdaplara düşünmek için nelere dikkat etmeliyiz, bu kadar detaylı açıklayan bir mukaddes kitap değil evet. mi? Evet. Bunu da izleyicilerimizin dikkatine sunmamız lazım. Aynen öyle. Yani rehberimiz diyoruz. O evet. rehberimizden azami istifade etmemiz gerekiyor. Evet. Kur'an-ı evet. Kerim'den. Yani dünyevileşmenin karşısında nasıl durulur? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunu evet. görüyoruz. Evet. Bu bize en güzel şekilde izah ediyor. Dünyevi değerlere, nimetlere düşkünlük. Şöyle bir izah daha var. Bunu da paylaşmak isterim. Bilal Hocam. Peygamber Efendimiz diyor ki, yakında milletler yüşükil ümem en teda'a aleyküm kema teda'al eklete ile kas'atihe diyor. Yakında milletler yemek yiyenlerin sofralarına birilerini davet ettiği gibi gel beraber yiyelim, gel beraber yiyelim. Sağdaki soldaki grupları çağırıyorlar. Gel beraber bölüşelim diye sizi bölüşmek için davet edecekler. Birbirlerini çağıracaklar. Aynı anda endişeye düşüyor sahabe-i kiram efendilerimizden birisi. Çıkıyor. Diyor ki ya Resulallah böyle bizi paylaşmaya, bölüşmeye gelecekler. Hani Osmanlı'nın son dönemini düşünsene. Yani bugün de düşünebiliriz. Aynen. Ben de onu yani Fransızlar gelmişler güneyimize. İngilizler gelmişler. En değerli yerlerimiz. İtalyanlar biz de gelelim demişler. Ya siz de gelin Antalya tarafları bu bölgeleri de Konya'ya kadar size verelim. Böyle böyle paylaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerini çağırıyorlar. Böyle hadi gel, hadi gel beraber yiyelim, beraber bölüşelim gibi. Bugün de vardır o şeyler. Yıllar sonra, 100 yıl sonra biz değerlendiriyoruz 100 yıl öncesini. Bugün de o bölüşmeler, paylaşmalar bizim coğrafyamızda yapılıyor, yapılmaya çalışıyor. İşte güneyimizde iki tane... 50 yıl önceki projeksiyon Peygamber Efendimiz'in evet. hadis-i şerifi evet. ufuk açıyor yani. Evet. O zaman daha müteyakkız olmamız lazım, evet. dikkatli olmamız lazım. Çıkıyor bir tanesi diyor ki, ya Resulallah ne endişe verici bir durum. Peki bu duruma düştük, bu duruma düşmüşüz de bu duruma düşmemizin sebebi bizim azlığımız mı? Azız, sayımız az da ondan mı? Yok diyor Peygamber Efendimiz. Azlığımız değil. Aslında çoksunuz. Hayır, azlığınız değil diyor. Aksine siz o gün çok kalabalık olacaksınız. Ancak selin önündeki çer çöp gibi çok zayıf olacaksınız diyor. Selin önündeki çer çöp gibi çok zayıf olacaksınız. Çaresiz, Allah, dağınıklık. Evet, Allah düşmanlarınızın kalbinden, gönlünden sizin korkunuzu alacak. Sizin bağırmalarınız, çağırmalarınız onlar hiç etkilemeyecek. Şöyle yaparım, böyle yaparım, keserim, biçerim, uçarım, gelirim. Demeniz, devlet başkanınızın demesi onları hiç tırstırmayacak. Diyor. Ansızın geliriz, fazla korkmayacaklar diyor yani. Evet. Yani bu onların gönüllerini bu yüzyıllardan geri beri gelen milletimizin, ümmetimizin dağınıklığı, parçalanmışlığı buna sebep oluyor. Yani nedir bu peki? Dünyevileşme. Peygamber Efendimiz burada hadisin sonunda bunu vuruyor bize. Söylüyor. O kadar güzel söylüyor ki. Bu nedir? Gönlünüzde vehin artacak diyor. Vehin. Vehin derken hocam? He işte bu vehin nedir? Yani düşman evet. Düşman sizden korkmayacak dedi ya gönlünüzden evet. sizin onun kendi gönül Allah Teala onların kalbinden sizin korkunuzu atacak gönlümüze vehin salacak. Hı. O vehin nedir ya Resulallah? Eyvallah. İşte bu dünyaya olan düşkünlüğünüz, daha çok mal kazanmaya olan ihtirasınız ve ölümden korkmanız diyor. Yani hadise bakalım. Nedir o vehin? Efendimiz cevap veriyor. Bu bir dünya, dünyayı daha fazla sevmeniz ve kerahiyetül mevt. Ölümden korkmanız, ölümü kerih görmeniz.
Çünkü hayat sadece burada ibaret değil, inanıyor ya. Vehim budur, evet. Bitsin istemiyor. Bu bir dünyevileşme izahı artık. Evet. Öyle değil mi? Tabii, aynen. Yani dünyevileşme böyle olur. Ölümden korkmazsın, ebediyen yaşamak istersin. Bitmesin bu zevki dünyayı, sefa. Daha fazla dünyaya sahip olmak istersin. İşte böyle milletlerden teşekkül eden İslam toplumu, bugünkü İslam toplumu ya da 100 yıl önceki İslam toplumu, maalesef bölünmüşüz, parçalanmışız. Tüketim toplumu olmuşuz. İcatları yapanlar, daha yeni keşifleri yapanlar, onlar oluyor değil mi yani? Elhamdülillah son zamanlarda çok şey yapmaya başladık ama süreci. Toparlanmamız var elhamdülillah ama yetmiyor. Daha fazla çalışmamız, daha fazla itinayla yürümemiz de gerekiyor. Bu daha fazla çalışmamız, daha fazla... Hiç gerçeği göstermeden devam etmemiz gerekiyor. Evet, yani bu daha fazla çalışmak, daha fazla dünyevileşmek değil. Daha fazla tedbirli olmak, daha fazla güçlü olmak. Tabii. Allah adına bunu yapmak. Evet. Değil mi? Tabii ki. Yani düşmanların gönlüne korku salabilmen, eyvah, için bunu yapman gerekiyor. Dosta güven, düşmana korku salabilmen için. Aynen öyle. Bunu yapman gerekiyor. Güçlü yani olmak gerekiyor. 20 sene çalışmak yetmiyor demek ki. 200 sene çalışmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani savunma sanayindeki gelişmeler hepimizi onurlandırıyor. Bakıyoruz bayağı ilerlemişiz ama yetmiyor. Daha ilerideler onlar. Uzaydalar, uzaylar gidiyorlar. Gezegenler arası yolculuklar yapıyorlar. Daha biz başarabildiğimiz belli bir şey. Ama yapabiliriz Allah'ın izniyle. Yani nükleer enerjiden bahsediliyor. Biz daha yeni yeni görmeye başlıyoruz, görüyoruz. Hocam, işimiz ömrümüzden çok diye bir ifade var. Şimdi millet bir an evvel emekli olsam da tatil yapsam atalet arzusuyla yanıp tutuşuyor. Yani bir fazla bir şey üretsem, bir fazla yani güçlü olsak millet olarak, devlet olarak, ümmet olarak Allah'ın dinine hizmet noktasında bir katkı. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani güçlü olalım. Yani devletimiz güçlü olsun, milletimiz güçlü olsun, olsun ama Allah rızasının doğrultusundan sapmadan. Ana merkezi oraya. Tabii, o olmadığı sürece millet hiçbir anlam ifade etmez. Devletin payidar kalması da bir şey ifade etmez. Yani o Allah rızası doğrultusunda olursa anlam taşır hepsi de. Peki dünyaya rağbetimiz, mala olan rağbetimiz, bunlar bize tamam sevimli kılınmış. Biz bu sorumluluk duygumuzu nasıl dengeleyeceğiz kıymetli hocam? Bu rağbet hadisesi, biz buraya ahireti kazanmaya geldik. Allah-u Teala bize imtihan sırrınca bunu sevimli kıldığını söylüyor. Bu dünya hayatının gayesi olarak biz nasıl bir yol izleyelim? Evet, Kur'an'a göre dünya hayatı geçici ve önemsiz, ölümden sonraki ahiret hayatı ise ebedi. Biz buna fanilik dediğimiz o sonlu olmak değil mi? Evet. Burada baki olmamak. Evet. Evet. Yani biz burada baki değiliz. Peygamber Efendimiz izah ediyor yani bir yolcu gibi ol. Hem biz baki değiliz, hem üzerinde bulunduğumuz dünya da baki değil. Evet. İşin enteresan tarafı. Biz ebediyen kalacak değiliz. Ebediyen burada biz yolcuyuz. Bir süre kalacağız. Bir süre kalacaksak buna göre devam edeceğiz. Buna göre çalışacağız. Ebediyen yaşayacakmış gibi, hani bir hadis olarak ifade ediyorum ama hadis olmadığını öğrendim. Hmm. Araştırdım. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Bu doğru. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak, kanun, kural tanımadan çalışmayı insana ihsas ediyor. Bu doğru değil. Ben de onu soracaktım. Burada bir çelişki gibi bir durum ortaya çıkmıyor mu hocam diyecektim ki siz açıklık getirmiş oldunuz. Allah razı olsun. Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak söz konusu değil. Evet. Biz Allah'ın izniyle dünya için çalışacağız. Dünya nimetleri Müslüman bir insana yakışır. Dünya nimetlerine sahip olmak için çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor. Hedefimiz Allah rızası olduğu sürece. Peki hocam şu ifadeye ne dersiniz? Nerede ne kadar kalacaksan orası için o kadar çalış. Öyle. Değil mi? Tabii yani işte hadisteki asıl şey bu, Hazreti İbn Abbas'a diyoruz zannedersem. Evet. Yani ağacın dibinde gölgeleniyorsun. Ya da işte geçici olarak bir yerlerde yola çıktın, İstanbul'a gittin. Ben İstanbul'da bir gün kalıyorum, döneceğim. Benim memleketim Antalya. İstanbul'da ev alayım. Ne bileyim, İstanbul'da şu yatırımı yapayım diye düşünmem ben. O gün oradaki işim neyse onu yapar ve dönerim. Bir yolcu misali düşünmemiz gerekiyor. Dünyada da gerektiği kadar, yani 90 yıllık bir yolcuyuz belki. 50 yıllık yolcuyuz, ne kadarsa, Allah ne kadar ömür verdiyse. Ama ebediyen kalmayacağız. Ebediyen olmayacak bu. Bunu dünyayı ihmal etme, yani çocuklarınla yönelik sorumluluklarını bırakacağın mirası ihmal etme noktasında değil kastettiğimiz şey. Hak ettiği kadar değer vermek.
Hatta malının tamamını bağışlamak isteyenler oluyor da Peygamber Efendimiz uyarıyor. Kabul etmiyor. Değil mi? Evet. Mirasta bile üçte birden fazlasını şey yapıyor, bir tahdit getiriyor. İşte bir olayı var mesela. Evet, evet. Tamamını bağışlamak isteyen nice sahabeler var. Hadis kitaplarını bu dikkatimizi çekiyor. Evet. Eslihut dünya ve amelü li ahiretüküm kenneküm temutüne gaden. Yani hadisin aslını buldum ben. Dünyanızı ıslah edin diyor. Dünyanızı ıslah edin. Nasıl düzgün yaşayacaksanız. Yani konforlu yaşamak yasak mı burada? Müslümanın güzelliklere sahip olması yasak mı? Kesinlikle yasak değil. İsraf etmedikten sonra sıkıntı yok. Kazansın. Şunu da göz önünde bulunduralım. Yani sefalet çeken toplumumuzda insanlar varsa, benim ulaşıp da onların derdine derman olacağım insanlar varsa, bununla ilgili sorumluluğumu düşünmem lazım. Onlara rağmen değil de onlarla beraber. Evet, onlarla beraber. Gözeterek. Toplumla beraber yapmamız lazım bu işi. Evet. Götürebilmemiz lazım. Buna dikkat edeceğiz. Dünyamızı ıslah edeceğiz. Dünya için çalışacağız. Dünyanın salahı için gayret edeceğiz. Sonra ve'amelû li'âhiretikum. Ahiretiniz için diyor. Çalışın. Amel edin. Gayret edin. Ki enneküm temutüne gaden. Yarın ölecekmiş gibi. Yarın ölecekmiş gibi. İbadetinmiş gibi, son namazınmış gibi dediğimiz cümleler değil daha mi? Daha güzel olur yani. Yarın ölecekmiş gibi. Yarın ölecekmiş gibi bugünü yaşamak. Evet. Son namazınmış gibi bu namazı kılmak. Bu şuurla hayata devam etmek. Çok güzel olur. Peki, mal hayır getirir mi? Evet, hayır getirir. Elbette mal hayır getirir diyor Peygamber Efendimiz bu soruyu sordukları zaman. Bu dünya malı göz alıcıdır. Tatlıdır. Ne mutlu sahip olduğu maldan yoksullara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, infak edenlere, yolda kalmışlara verenlere diyor Efendimiz. Malını haksızlık yaparak kazanan ise her türlü doymak bilmeyen obur kimse gibidir ki kıyamet gününde bu mal onun aleyhine şahitlik yapacaktır. Vebal noktası. Dolayısıyla bu mal bu kişiye hayır getirmez. Tamam, biraz önceki kişiye hayır getirmişti. Yani o malından yolda kalmışa, darda olana, ihtiyaç sahibine, yetime, yoksula verene hayır getirmişti. Şöyle bir yani kazanırken de infak ederken de her halükarda hayır getirmesi için dikkat etmemiz gereken hususlar var. Şu hadisi hatırladım hocam. Kişinin rızkıyla ilgili yiyip içtiği, giyip eskittiği ve hayır hasenat olarak verdiği dışında rızkı yoktur. Onlar nasibidir. Koyup gidecek. Evet. Yani bunu merkeze alınca sanki biraz daha taşlar oturuyor gibi. Oturuyor. Evet. Yani soruyorlar. Soruyor Peygamber Efendimiz soruyor. Hanginiz evladının malını kendi malından daha çok sever? Ya Resulallah. Biz kendi malımızı daha çok severiz. Evladımızın malı da iyidir, güzeldir, kıymetlidir ama kendi malımızı severiz. Efendimiz cevap veriyor. Cevabı yeterli görmüyor. Onların verdiği cevabı kendisi tamamlıyor. Sizin malınız bu dünyadayken, hayattayken sizin söylediğiniz işte yiyip içtiğiniz, yiyip tükettiğiniz, içtiğiniz, giyip eskittiğiniz, hayır yolunda infak ettiğiniz mal sizin malınızdır. O kadar, evet. Bıraktığınız, yemeyip bıraktığınız, tüketmeyip bıraktığınız evladınızın malıdır. Malını seven, malını yanında götüren kişidir. Öyle değil mi? Evet, eyvallah. Yani malını seven, onu yanında götürür. Dolayısıyla senin malınız, izah etmiş Peygamber Efendimiz. Giyip eskittiğin, yiyip tükettiğin, Allah yolunda infak ettiğin mallar senin malın. Dolayısıyla... Evet hocam, şimdi bu dünyevileşme, dünyadaki nimetlere düşkünlük, ölmek dahi istememe, dediğimiz az önce sizin ebedilik, vehin dediğimiz o duygu, korku duygusu. Zaman içerisinde insan artık günümüzde bu modernite veya popüler kültürün bizi savurması neticesinde hem inanç noktasında az önce bazı o kavramlara değindiniz. Şüphecilik, agnostizm, deizm ve benzeri kavramlar, dini inançlar noktasında böyle bir sönme diyeyim. Yani en hafif tabirle onu kullanabiliyorum. Dini şiar dediğimiz semboller noktasında o hassasiyetin biraz zayıflamaya başlaması. Dini değerleri küçümseme bugün o gün mü canım o eskideydi falandı bugün şimdi daha modern bir yaşam falan gibi böyle bir
noktaya savrulduk. Yani. Hepsi birbirini tetikliyor. Evet, evet. Hepsi birbirini tetikliyor. Yani işte mala böyle bir şekilde itirazla sarılan, hayatı bu yaşamdan ibaret diye düşünen insanoğlu, konforun, lüksün peşinde yaşayan insanoğlu, işte her şeyi meşru görmeye başlıyor. İnandığı gibi yaşamaya. Onun yaşadığını reddeden kavramlara da karşı çıkıyor. İşte dinin o kutsalına da karşı çıkacak. Senin bahsettiğin de o yani. Oraya götürüyor artık. Dini sembolleri, dinin şiarını küçümsemeye, diğerlerini, dini inanç ve sembolleri küçümsemeye kadar gidiyor dünyevileşen bir insan. O zaman bu ben merkezci bir yaşam şekli dediğimiz, hani bencil veya narsist diyorlar. Kendisini dünyanın merkezine oturtuyor. Evet. Her şey ona hizmet etsin istiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ifade de artık heva ve hevesini ilah edinme noktasında arzu ve isteklerinin esiri oluyor. Evet. Bu esaret çok kötü bir şey. Evet. Câsiye suresinde Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Eferra'yte men ittehaze ilahehu hevahu. Yani heva ve hevesini ilah edinen adam hakkında ne dersin? Onunla ilgili düşüncen nedir? Yani o bu yüzden Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre kulağını ve kalbini mühürleyip gözlerinin üzerine perde çekerek hidayetten mahrum bıraktığı insandır. Yani bu safhaya da boşuna gelmemiş ama. Bundan önce öncüler var. Tabii. O davranışlar buraya getirmiş. Yani bir insanın kalbinin mühürlenivermesi, kulağının o irşada duymaması, o vahye kulak tıkaması kolay değil. Oraya geliyor ve Allah Teala artık onun kalbini mühürlüyor. Hani her bir günah kalpte siyah bir nokta gibi leke bırakır, o zamanla kalbi kaplar dediği gibi o manevi kirler demek ki insanın görüşünü, işitme duygusunu, hissetme melekesini kaybettiriyor. Devre dışı bırakıyor. Peki dünyevileşmenin herhalde en bariz tezahürlerinin birisi, insan artık daha iyisi, en iyisi, daha iyisi dediğimiz böyle işte marka tutkusu, lüks tutkunluğu, bu bitmiyor yani. Hani hacat insaniye sonsuzdur diye bir İslam âliminin ifadesi var. Bu hacatın da ötesinde, hani tahsiniyatın da ötesinde bir şey. Bu zevk tutkusu, ne dersiniz? Öyle, lüks tutkusu, moda takip ediyor. Marka takip ediyor. Daha eskimeden kullanılabilecekken yenilerini alma. Bu bitiriyor artık. Toplumu da bitiriyor. Yani sadece kendisine değil, çevreye de etki ediyor böyle kişiler. Yani olumsuz yönde zararlı insanlar oluyorlar, dünyevileşen insanlar. Peşinden Allah'a şartlı kulluk, Allah'ın ödülünün üstünlüğünü unutuyor. Allah katında olan daha değerlidir, daha kıymetlidir. Fermanını görmezden geliyor. İşte şüpheciyse ya da yarım imanı varsa, biraz tam değilse, onlar tamamıyla kaybolup gidiyor. İyice sönüyor. İyice sönüp gidiyor. Müslümansa dünyevileştikçe o şeyler kendini gösteriyor, belirtiler kendini gösteriyor. Allah korusun. Raydan çıkıp gidiyor. Allah ama vaktimiz az kaldı zannedersem. Evet, kısaca hocam, şunları ifade etmek isterim. Aslında bu konu bir yayın saatine sığacak kadar değil. Bir evet, konu değil. Geniş daha bir konu. Uzun bir konu. Neyi Kur'an-ı Kerim dünyevileşmeye karşı mücadelede tedavi noktasında neyi gösteriyor? Takvayı işaret ediyor. Sakınma duygusu. Evet, yani sakınma duygusu. Günahlardan sakınma. Ama bu asıl sorumluluk sahibi olarak yaşam, takva dediğimiz şey. Allah'ın sorumluluk sevgisini kaybetmekten korkacağız. Allah'ın öfkesine düçar olmaktan korkacağız. Haramlardan uzak duracağız. İstediklerini yapmaya çalışacağız. Takva dediğimiz şey bu. Gayr-i mağdubi aleyhim ve laddalin dediği kısım Fatiha'da. Evet, evet. Takva üzere yaşamaya çalışacağız. Kanaat sahibi olacağız. Kanaat sahibi olacağız. Zenginlik mal zenginliği değildir. Gönül zenginliğidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kanaat edeceğiz. Başkasının kendimize verilenlere kanaat edip başkasının malına göz dikmeye kalkışmayacağız. İktifa edeceğiz. Yeter diyeceğiz. Sekine duygumuzu geliştireceğiz. İnfakta bulunacağız. İnfak edersek, sadaka verirsek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmeye kalkışırsak, Allah'ın yardımına
mazhar olacağız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Dünyevileşmeden, günahlardan koruyacağız. O zekatın biliyorsunuz tezkiye özelliği var. Bizi günahlardan koruyacak bir özelliği var. İsar, adalet, ya Allah'ın izniyle bizi dünyevileşme tehlikesinden, girdabından koruyacak olan kavramlar. Bunları göz önünde bulundurursak inşallah korunuruz. Allah'ın lütfuna mazhar oluruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Dünyevileşme bir nevi tamahkarlık dediğimiz, hayatın sadece bu dünyadan ibaret olduğu zihabına kapılma, bu manevi bir hastalık ki maalesef bu Covid-19 virüsü gibi bir imtihandan geçti dünya 2 yıl. Ama bu salgın sanki ondan daha tehlikeli. Evet. Görünmediği için emareleri de pek hissedilemiyor. Kesinlikle. Ama bir farkındalık olması açısından güzel oldu, isabetli oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Cuma'nın gölgesi üzerimize düştü. Şimdiden Cuma'nızı tebrik ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selametle.